Cumhur İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Yavuz Kurt, Vizyon Projeler Gelişen Şehzadeler temasıyla şehzadeler için hazırladığı projeleri kamuoyu ile paylaştı. ETV'den canlı olarak yayınlanan tanıtım toplantısında Kurt, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda coşkulu kalabalığa hitap etti. Programda MHP Grup Başkan Vekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay, AK Parti MKYK üyesi Ayşe Nevin Sert, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti ve MHP İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları Teşkilatlarının yönetici ve üyeleri hazır bulundu. Malumunuz olduğu üzere kısa bir süre önce Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiri ve tesisleriyle Şehzadeler Belediye Başkanı adayı olarak atandık. Bu görev bizlere tebliğ edildi. Şimdi insan merkezli, üretken, adil, erişilebilir, vizyoner, şefkatli, yenilikçi, vatansever bir belediyecilik anlayışıyla Türkiye yüzyılına yaraşır bir şehzadelerin imarı ve inşası için nasipse yola çıkıyoruz. Bu saatten sonra varımız yoğumuz, gecemiz gündüzümüz yeniden ve sadece şehzadeler olacak. Kıymetli hazırım, her şeyden evvel seçim çalışmaları sırasında her fırsatta, her oturumda dile getiriyorum. Öncelikle 31 Mart mahalli idareler seçimlerinin bir bahar iklimiyle gerçekleşmesini ve 1950'den bu yana gerçekleşen çok partili siyasi hayat deneyimimizde bütün genel eylem seçimlerde olduğu gibi bir demokrasi şöleline dönüşmesini yürekten diliyorum. Bu seçimlere hazırlanırken AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak özgüvenimiz var. Zira aziz milletimizin huzuruna 22 yıllık hizmet ve eser siyasetinin müktesebatıyla çıkıyoruz. Manisa'da sokaktan geçen 10 kişi çevirdiğimizde onun istisnasız en çok söylediği şey trafiksiz ışıklı ve otopark soru. Haliyle buna dair söyleyebilecek çok şeyimiz var. Çarpık kentleşme, plansız yapılaşma, zamanında şehir merkezinde ancak 2-3 kat imal edilmesi gerekirken 7-8 kat imarların verilmiş olması, ama sokaklarımızın buna rağmen dar kalmış olması gibi geçmişten gelen bir hızlı hata olabilir. Ama biz mazeret etmeden bu çözüm yöntemleri bulmak zorundayız. Bu çözümlerden bir tanesi. Yine bahsetmiş olduğum amaçlara hizmet edecek. Manisa'nın sosyo-kültürel manada daha gelişmiş, mürekkep bir il olmasını sağlayacak. Esnafımızın daha fazla para kazanmasını sağlayacak. Buradaki ticaret döngüsü ve hacmini artıracak projelerimizden biri de Sipil Macera Parkı ve Karavan Kamp Alanı. Ben konuşurken, izah ederken dahi üzülüyorum. Televizyonda her akşam haberleri, çünkü sayfa haberleri gibi fiziksel şiddete, cinsel şiddete, psikolojik şiddete, ekonomik şiddete maruz kalan kadınlarımız. Tüm dünyada bir problem ama ülkemizde de ne yazık çok şey yaşanan bir problem. Bu kadınlarımızın da varsa çocuklarıyla kısa süreli konaklayabilecekleri, güvenlik içerisinde barınabilecekleri, kendilerine aynı zamanda psikososyal danışma hizmeti de vereceğimiz, hukuki destek de vereceğimiz, bunu da çok önemsiyorum. Bunların hepsi için olup ben çok kısa kısa anlatıyorum size. Mutfakta yemek hizmetlerinden yararlanabilecekleri, aynı zamanda mesleki gelişim, eğitim ve hizmetleri vereceğimiz bir kadın dayanışma ve sığınma evinde hayata geçirecek.